Aslında niye buradayızı çok iyi açıklamam lazım. Gönül isterdi ki öncelikle hani bir gün Galatasaray'ın başkanı, bir gün Fenerbahçe'nin as başkanı katılmasa da keşke başkanlar çıkıp karşılıklı konuşabilseler, değil mi? Doğru. Hani hepimizin isteği bu olmaz mı? Bu da mümkün olmuyor biliyorsunuz. Hani bu sistem içerisinde bu maalesef mümkün olmuyor. Maalesef. Peki diyebilirsiniz ki as başkanlar buluşsun mesela. Sözleşiyoruz, anlaşıyoruz. Bu da mümkün olmuyor. Yani burada önemli bir konu. Ben buradan seyircilerimizden de bir özür diliyorum. Hani tabii ki bizim anlatacaklarımız var. Ama ayrı ayrı anlatacak yerde keşke karşılıklı oturup konuşabilsek. Ama maalesef olmuyor. Niye olmuyor? Aslında ben bu akşam bazı şeyler anlatacağım. Anlayan seyircilerimiz bunu anlayacak bence. Çünkü benim önümdeki tablo Sayın Galatasaray Başkanı'nın dün anlattıklarından sonra tam kafamda oturdu. Ben bu akşam aslında bunları anlatmak için biraz da buradayım. İsterseniz önce geçtiğimiz hafta sonuna gidelim. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra da eğer sizden de olabilir, yani bazı konularda sizce de böyle değil mi dediğim zaman eğer bir itirazınız varsa da lütfen paylaşabilirsiniz. Çünkü çok önemli spor adamlarısınız. Sizin ikna olmadığınız bir konu varsa bunu da duymak isterim. Çünkü bazen olabilir ya, bizim kendi açımızdan bazı şeyleri görüyoruzdur. Sizden de bu konuda yorum rica ediyorum. Şimdi bu hafta sonunun aslında kırılma noktası, yani daha doğrusu bugüne taşınan konu, Sayın Başkan'ın da size gelme sebebi biliyorsunuz Pazar günü oynanan Galatasaray Eyüp maçı, değil mi? Aslında o maçtan sonra isyan edip geldi. Hani tesadüfen gelmedi buraya. Şimdi Galatasaray Başkanı'nın bu isyanının, bu inanılmaz derecede hani üzerimize oyunlar oynanıyor, hani yapı yoktu, bir anda işte emirli bir şekilde hakem geldi, emirli bir şekilde geldi, operasyon yaptı dediği bu yayında konuyu isterseniz hep beraber kısaca bir kez daha hatırlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş kendisinin söylediklerine cevap vermek istiyorum. Bilmiyorum, ben yanlıştan düzeltirim. Şimdi Davinson Sanchez Galatasaray Eyüpspor maçında %100 bir şekilde sarı karttan, en kötü ikinci sarı karttan ama kırmızı karttan da olabilir, atılmalı mıydı değil miydi? Bunda bir tereddüt olan var mı aranızda? Yok, değil mi? Yani hepimiz hemfikiriz bunda. Yani bu maçta Galatasaray aslında 50 küsürüncü dakika o 10 kişi kalmalıydı. Yani maç öyle bir maç oldu ki Galatasaray'ın 50. dakikada 10 kişi kalması gerekiyor. İkincisi de bir penaltı pozisyonu var. Bunda da bütün hakemler hemfikir. En son görülen yine ceza sahası içinde Eyüp sporlu futbolcuya yapılan bir penaltı var. Şimdi iki tane net pozisyon var. %100. Yani burada tartışılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten Sayın Levent Düzen'in de burada olmasını istedim ama kendisi katılmadı. Ben aynı ekiple yapmak istedim bu konuşmayı. Kendisi katılmak istemedi ki, saygı duyuyorum. Olabilir. Ama kendisine de bunu sormak isterdim tabii ki. Yani konumuz şu. %100 bir kırmızı kart verilmemiş Eyüp lehine. Net bir şekilde penaltısı verilmemiş Eyüp'ün. Galatasaray'ın da itiraz ettiği iki pozisyon var. Yani faulden Eyüp'ün attığı gole itiraz ediliyor. Ben öyle bir gol iptali görmedim Avrupa'da. Yani ben Avrupa sahalarında hani faulde oldu öbür sahada. Ondan sonra 15 saniye geçti. Sonra gol oldu. Ben bir Avrupa Kupası'nda hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa da bana hatırlatırsa çok sevinirim. Futbolcu da itiraz etmiyor bu sırada. O pozisyonu seyrederseniz Galatasaraylı futbolcu faul diye itiraz etmiyor. Oyun akıyor. Bir pas daha oluyor. 5 pas daha oluyor. Sonra gol oluyor. Biz dönüyoruz oraya. Oradaki pozisyona bakıyoruz. Peki, tamam, onu da düşünelim. Sonra da başka bir pozisyon var. O da biliyorsunuz Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon. Tut ki Galatasaray'ın iki pozisyonunda da Galatasaray haklı olsun. 4 fahiş hata var. 2 Galatasaray lehine, 2 Eyüp lehine hatalar. Bununla hemfikir miyiz? Ben lütfen Ender sana sorayım. Hani samimiyetimize dayanarak. Var mı sorun? Başka bir şey var değil mi? Yok mu? Öyle konuştuk zaten programda da biz maçtan sonra. Evet, zaten Sayın Levent Düzemen de zaten kırmızı kart olduğunu söyledi. Hatta beraberdiniz. Ben de sizin yanınızı seyrettim. Seyrediyorum da bol bol. Orada aynen seyretti. Dedi ki evet, bu dedi kesin kırmızı kart dedi. Hatta Davinson Sanchez sanki kaçtan yapıyor dedi. Nasıl böyle bir şey yapar dedi. Biraz sitem etti. Şimdi bu maç oynandı. Bu maçın sonunda da biliyorsunuz ortalık ayağa kalktı. Nasıl hakem
böyle bir şey yapar diye. Hakem ne yaptı? İki Eyüp lehine hata diyelim. İki de Galatasaray lehine hata yaptı. Şimdi hakemin yaptığı fahiş hata 4. 2-2 ayırıyoruz. Maçın sonucunu etkiledi mi diyorsanız Eyüp'ünkiler çok net, tartışmasız. Galatasaray'ınkiler için hakemler de hemfikir değil. Hakem yorumcuları da Galatasaray'da hemfikir değil, Eyüp'ünkiler de hemfikir. Bunun üzerine de ben yapı yapı diyorum, işte biz yapı yapı diyoruz. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek burada dedi ki yapı yok, yalı var dedi. Durum bu. Şimdi ben burada bütün Fenerbahçelileri temsilen, aynı zamanda da tabii ki buradaki gariplikleri de ortaya koymak için geldim. Şimdi bunun üzerine bize operasyon yapılıyor. Federasyon başkanına güvenmiyoruz. Yani mesela demeci söyleyeyim size. Hakem formatlanarak, bugün kağıda ihtiyacım vardı çünkü not almak zorunda kaldım Sayın Başkan'ın söylediklerine. Hakem formatlanarak gönderildi. Galatasaray'ı düşürmek için bir tavır var diyor. Gerekeni yap demişler, o da yaptı diyor. Bakın bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Formatlanıp gönderilip gerekeni yap denilen hakem 10 metre ötesindeki bariz sarı kartı, iki ayağıyla basan oyuncunun bariz sarı kartını, kırmızı kart olacak pozisyonda kırmızıyı vermiyor. Ve aynı VAR'daki hakem de bariz derece ceza sahasının içinde olan, hatta Mertens'in de dönüp penaltı yaptım eyvah hakeme diye baktığı pozisyonda o penaltıyı da vermiyor. Ve bu hakem oraya formatlanıp güdümlü olarak gönderilmiş oluyor. Şimdi bizden de buna inanmamız bekleniyor. Hadi bakalım siz bunu anlattınız. Kendiniz inandınız. E biz inanmıyoruz. Biz aptal değiliz. Ne yapalım şimdi? Ben şimdi bunu tek tek bir kez daha anlatmak istiyorum. Ve bütün seyircilerin de bir kez daha düşünmesini istiyorum. 10 metre ötesindeki oyuncuyu bariz bir şekilde atmayan bir hakem Galatasaray operasyon için mi gitmiş oluyor oraya? Ya da penaltıyı vermeyen hakem Galatasaray operasyon için mi gitmiş oluyor? Bu mu çıktı buradan? Şimdi aslında konu bu değil. Ben konuya birazdan geleceğim. Ama Sayın Dursun Özbey vermek istediğim cevaplar var. İsterseniz yani bilmiyorum Ender, sonuçta moderatör sensin ama sen değilsin aslında ama yani, biraz oradayım. Alışmışım senin moderatörün. Evet, kusura bakma. Koray kusura bakma. Cevap vermek istiyorum ama bir sakıncası var mı yok mu? Hayır canım. Hayır, yok. Sakıncası yani, olabilir. Sizin zaten aşağı yukarı yani bizim soracağımız sorular da o yönde. Evet. Çünkü cevap hakkı doğan şeyler de var. Yani Koray da sorar. Belki diğer tabii, katılımcılar da sorar. Aslında, benim de listemde var o evet. Soru. Aslında hepimizin böyle listelediği, konuştuğumuz aklımızdaki soruları, cevaplarını sen bir şekilde başlayarak söylemeye başladın zaten. Şimdi ben bu ligde tiyatro oynanıyor, bu tiyatronun bir parçası olmayacağız derken ısrarla da bunu birkaç kere söyledim. İşte bunu kastediyordum. Bu olay bir tiyatro. Bildiğiniz bir sistem var ortada. Yani orada Galatasaray'ın hakkını yendiğini inandırma sistemi. Biz de oturacağız böyle hep beraber diyeceğiz ki aa yazık Galatasaray'a hakkı yendi. Yenmedi hakkı. Yalılarla ilgili bir şeyden bahsetti. Ne anladınız siz ondan? Mesela yalı filan dedi. Ne oradan ne anlıyoruz? Meraktan soruyorum. Siz bir şey anladınız Federasyon mı? Başkanı evet. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sohbeti. Yalı ne alaka? Yalılarda buluşması. Yani yalı Ali Bey'in yani, evinde buluşmasını mı kastediyor? Öyle anladınız değil evet. mi? Evet, tabii, ben de öyle anladım. Evet. Öyle anlamayan var mı? Yoktur herhalde. Peki cevap vereyim. Buluşmadılar. Hadi bakalım buradan yak. Geliyorsunuz. Sayın Dursun Özbek. Yanlış konuşuyorsunuz. Yanlış söylüyorsunuz. Yalıda falan buluşma olmadı. Ama benim Dursun Özbek'e sormak istediğim bir soru var. Urfa'da Kundura fabrikasında basından gizli buluşma oldu mu olmadı mı? O dönemin federasyon başkanıyla. Ben bunu sormak istiyorum. Ben şimdi kendisine geçen dönem. Mehmet Büyükekşi mi diyorsunuz? Geçtiğimiz evet. Sayın Mehmet Büyükekşi ile Dursun Özbek Urfa'da bir fabrikada, Kundura fabrikasında basından gizli görüştüler mi, görüşmediler mi? Ben bunu merak ediyorum. Ama kendisinin sorduğu bu soruya onlar da cevap verirse çok sevinirim. Görüşme olmadı desinler. Ama şimdi bu tip ne biliyor musunuz bu olaylar? Şimdi soruyorsunuz. Bir şey sorarsanız benim üniversitedeki bilmem ne Rütük'ten ceza yemişim. Yok orada şu olmuş bu olmuş gibi cevaplar geliyor. Survivor'cı bilmem ne abuk sabuk şeyler geliyor cevap. Şimdi soru soruyorsun. Ben soruyorum şimdi. Merak ediyorum buluşma oldu mu olmadı mı?
Şimdi buraya geliyor, diyor ki yılda görüşmeler etmeler, siz de öyle anlamışsınız. Ben onu cevaplayayım bir kez daha. Sayın Başkanımız öyle bir görüşme yapmadı. Ben şimdi soruyorum. Teklif onlardan geldi değil mi, hatırlarsınız. Dedi ki, bir canlı yayına katıldı. Dedi ki buyurun dedi, bakalım pozisyonlara, yabancı hakem gelsin baksın dedi. Biz de teklifi kabul ettik. Bu sefer teklif onlardan gelince hani başkanımız çağırıyor, Dursun Bey gelmiyor. Herkes bunu iyi anlasın ne olur. Başkanımız davet ediyor, Dursun Bey gelmiyor. Kabul. Bu sefer yöneticilerinden buyurun bakalım deyince ben heyecanlandım açıkçası. Dedim ki böyle bir teklif geldi. Tamam kabul ediyoruz dedim. Ve biz açıklama yaptık, resmi açıklama. Kabul ediyoruz istediğiniz zaman diye. Kendisi beni aradı. Biz güzel bir şekilde diyaloğa başladık. Tamam hakem getirelim. Diyalog böyle uzuyor ama böyle. Bir hafta uzuyor. Bir türlü hakem bulamıyorlar. Biz hakemi 3 günde bulduk. Onlar bulamadı. Markus Merk'i bulmuştu sanırım. Evet, Markus Merk'i buldular. Yani bulmuşlardı. Hatta yani mesajı var zaten. Bana yolluyor. Markus Merk tamam diye yani. En sonunda Markus Merk'i buluyorlar. Tamam diyorlar. Tarihini konuşuyoruz. Tarihi de bana yazmış. İşte 21 Kasım uygun diye. 20-21 Kasım uygun diye. Ben de tamam dedim. Şimdi Markus Merk'i ayarladık. 20-21 Kasım'da ayarladık. Mesajı da burada, yanlış anlamayın. Kendisi yolladı. Şimdi ben Galatasaray yöneticiyle 3-4 kere konuştum. Tarihinde devre, milli takım arası olsun dedi. Daha 2 hafta vardı, bekleyelim dedim. Tamam. Şimdi soruyorum size. Milli takım arası yapacağız. Markus Merk gelecek. Tarihde 20 Kasım denmiş. Burada bir şey belli olmamış mı oldu şimdi? Bunların hepsi ama karşılıklı konuşuldu tamam. Yani. Şey, mesajlaşıldı. Ender, yanıma gelebilir misin bir saniye? Senden rica etsem. Kalkıyorum. Evet, Ali. Tabii. Buyurun. Tamam değil mi? Teşekkür ederim. Mesajlar var. Mesajlar var. Yani buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Biz Galatasaraylılar, sizi de kandırmasınlar. Size de söylüyorum. Biz yöneticinizle tarih konusunda anlaştık. Zaman konusunda anlaştık. Hakemin ismine kadar anlaştık. Bizim hakemimizi onlara bildirdik. Onlar kendi hakemlerini bildirdiler. Biz dedik ki devre arasında milli takım arasında bunu yapalım. Şimdi Dursun Özbey'in hep bir duyumları var ya, Sayın Dursun Özbey'in bir duyumlar alıyorum falan diyor işte. Bizim aldığımız duyuma göre İbrahim Bey çok ağır bir tepkiyle karşılaşıyor. Ve ne yap et, bu programa katılma deniyor. Benim aldığım duyum da bu. Ama sonuçta bunu gösteriyor zaten. Her konuda anlaştığımız İbrahim Bey, ben de basın mensupları soruyor. Diyorlar ki 3 hafta önce bu konuyla ilgili görüşeceğiz dediniz. Ne oldu diye soruyorlar. Ben de tweet attım. Dedim ki devre arası milli takım arasında bakacağız dedim. Benim dediğimin bu mesajlardan bir farkı var mı Ender? Burada yazanları ben dedim ki anlaştık, bu tarihte bakacağız dedim. Vay efendim böyle sinsilik olmaz, sinsi planlar bilmem ne bir şeyler yazdı. Ne yazdığını ben anlayamadım ya. Tamam. 39 sarı kart yerine Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş hakeme göre. Galatasaray'a gösterilen sarı kart 23. Toplamda 16 tane az sarı kart verilmiş. 3 tane kırmızı kart verilmemiş. Zaten hatırlıyorsunuz, bunları tartışacak bir durumda değiliz. Alanya Spor maçını zaten bütün Türkiye kabul etti. 10. dakikada 10 kişi kalmaları lazımdı. Beşiktaş maçını zaten biliyorsunuz. Yani bunlar zaten çok tartışmaya açık değil. Yani hepsi zaten kırmızı kart. Fenerbahçe'nin de 3 golün iptal edilmesi lazım. Galatasaray'ın kazandığı 3 golün iptal edilmesi lazım. 6 tane de penaltısı verilmemiş Fenerbahçe'nin. Hakemin yorumu. Şimdi tekrar buraya geliyorum. Yani niye kaçtıklarını anlamak istiyorsanız durum bu. Bu rakamlar Fenerbahçe için var mı? Hayır, şöyle, biz Fenerbahçe için değil. Kendi itiraz ettiklerimizi onlara gösterdik. Biz Galatasaray'a dedik ki biz kendi pozisyonlarımızı, itiraz ettiğimiz pozisyonları getiriyoruz. Çünkü ben Galatasaray'ın pozisyonlarını birini getirsem bunu niye koymadın? Bunu koysam bunu niye koymayacak? Doğru. Galatasaray'a teklifte bulunduk. Dedik ki isterseniz pozisyonlarınızı yollayın. Bizimle ilgili itirazınız varsa. Ya da yarın da yapsınlar. Ona da okey. Gitsinler baksınlar yapsınlar. Zaten terazi yok ya ortada. Kaçtılar. Kendileri bari yapsın. Getirsinler bir hakem. Bak dedim ki ben istediğiniz hakem dedim zaten. Getirsinler, onlar da baksınlar. Bizdeki durum bu. Hakemin dediği. Yani burada ya, şu mu vardı acaba?
Yani siz bu Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın hakem hataları, lehine ve aleyhine olan hakem hataları incelendiğinde işte bizim lehimize daha fazla hata oldu düşüncesiyle mi vazgeçtiler acaba ki? Onlar da bunları yaptırdılar mı acaba? İncelemenizden bu çıkıyor ya hakem arkadaşı. Ya ben bunu zaten sezonun başından beri sarı kart operasyonu var demiyor muyuz? Peki ben sizin dördünüze sorayım. Galatasaray, sadece Galatasaray Beşiktaş maçında 8 tane sarı kartın verilmediğini hepimiz görmedik mi? Zaten ben diyorum ki zaten dünya kadar sarı kartı verilmemiş ya. 8 tanesi ben sayayım istiyorsan tek tek ben sayarım zaten. Bunların hepsini hepimiz biliyoruz. Burada şey bir durum yok yani, böyle havadan sarı kart pozisyonları yok. Siz hani Barış Alper'den başlayıp Davinson Sanchez'in sadece 3 tane ilk yarıda sarı kartı olmadı mı bu maçta? Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Evet. Herkesin hemfikir olduğu bunlar yani. 10 hakemi onu da Davinson Sanchez'in 3 pozisyonda sarı kart dedi. Yanlış mıyım, ben mi yanlışım yani? Bunların hepsi zaten o maçın pozisyonları tek tek incelendi. İkinci yarıda sonra zaten sarı kart da yine biçti. Yani şuna geliyorum. Bunlar zaten Şampiyonlar Ligi hakemin yorumu. E tabii ki biliyorlar. Niye kaçacak evet. Yoksa? Kendi teklif etmiş, ben sorayım. Kendi teklif ettiğin şeyden kaçar mısın ya? Niye kaçıyor? Çünkü sistem şu. O algıyı yaratacak. Ama bak kardeşim böyle değil. Ortada iftira var filan dersen hop yok ortada. Çünkü konu ya iki tane fahiş hatan olduğu maçta hakkım yani diye ortalığı birbirine katan bir yöneticilerin, yönetici grubunun böyle bir durumda teraziye çıkma şansı var mı ya? Terazi zaten her şeyi unutun. Her şeyi kafanızdan silin. Pazar günü terazi konsa, pazar günkü terazideki durum şu işte. 2-2 hata yapılmış. Ortalığı yıkıyorlar. Bizim hakkımız yendi. Federasyon güdümlü geldi. Hakem güdümlü geldi. Birisi emretti. Onu yaptı. Sistem bu. Geçen sene son maçı Seyran söylüyor. Tepe. 90A'da bizim yayında söyledi. Evet. Evet. Değil mi? Beraberdik. Ben de yayını seyrediyorum o sırada. Hakikaten kahkaha attım. Yani diyor ki yapı varsa nasıl yendi diyor. Sen beni 10 kişi bırakmışsın 30. dakikada. Bir golümü saymamışsın. Ona rağmen yenmişim. Diyorsun ki aa nasıl yendin, yapı yok. Ya buradan bütün Galatasaraylı algıcılara sesleniyorum. Bir, bizim lehimize bir hata olduğu zaman yapı nerede demeyi bırakın. Biz lehimize de hata istemiyoruz bu arada. Ama her bir şey yakaladığınız zaman olabilir. Bizim lehimize de hata olabilir değil mi futbolda? Futbol bu. Hemen yapı nerede demeyi boşverin. İki, yapı zaten yıkılıyor. Merak etmeyin. Sistem şu anda sallanıyor. Vura vura indireceğiz dedim ben. Mesela Medina çok gündeme geldi evet. Ya. Hani biz, bu sol bekten evet. Bağımsız. Boca evet. Juniors'ta da kadroya falan alınmıyor. Aynen. Şimdi hocamızla tabii ki tahmin edeceğiniz gibi toplantılar yaparak onunla da paslaşarak bazı hamleleri yapıyoruz. Evet. Hatta ben size zamanında söyledim hani hocamız istemedi almadık dedim. Yani zaten öyleydi. Zaten bir dünya yazın. Yıldızı isim vermemiştiniz evet, ama. Evet. Çok işte, merak ettik aslında. Onu merak edelim boşveri. Ama mesela dünya yıldızı getirelim dedik. Dedi ki seçim için getiriyorsanız getirin dedi. Evet. Eğer faydası olacaksa. Ondan sonra ama seçimi getirmiyorsanız şu anda benim bu kadroda o adama ihtiyacım yok dedi. Evet. Sonra başkanımız yani ne dedi biliyor musunuz? Biz parayı öyle çöpe atamayız. Hani seçimi bu yüzden kaybedeceksek kaybedelim dedi. Getirmedik. 5 Temmuz'da önden açıklayabilirdik yani. Onu istemedi, getirmedik. Yani burada şunu lütfen iyi anlamanızı istiyorum. Biz kendi başımızda oyuncu getirecek halimiz yok. Hocamız tabii ki devamlı istişare halindeyiz. Bir kere algısı çok açık. Sağ olsun bizi de dinliyor. Yani konuşabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Saatlerce sohbet edebiliyoruz. Futbolu konuşuyoruz. Futbol delisi bir insan zaten. Analizleri yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Diyor ki böyle bir oyuncu istemem, böyle bir oyuncu isterim diyor. Biz o çerçevede yani takviye yapmayı düşünüyoruz. Evet. Hızlı hızlı sorularla gidelim. Ender abi senin sorun yani varsa. Yani ben Medina konusunu bir özelde size, merak etmiştim. Evet, o da yani derbiyle ilgili de fikrinizi alabiliriz bu arada. Derbi Beşiktaş da şu an kaotik bir sürecin içerisinde. Evet, yani kazanırsanız da maç fazlasıyla lider oluyorsunuz. Evet, buradaki onu şu anda lider olmak değil. Bunu hocamız çok güzel açıkladı. Mimar herhalde Mayıs sonu lider olmak. O yüzden hani şu an günlerde bir kupa veriliyor da bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Evet, yani şu an lider olmak bizim için lider olduk konusu değil. Biz istediğimiz gibi gelişmeye devam ediyoruz. Puan kaybetmeyeceğiz demiyoruz. Mantığa aykırı zaten. Bunu taraftarımız da çok iyi biliyor. Biz kenetlendik. Biz tek vücut olduk. Şu anda Fenerbahçe tam anlamıyla hedefe doğru adım adım ilerliyor. Bu yolda puan kaybedecek miyiz? Ben söyleyeyim. Bence kaybedeceğiz. Ama
Bu bizi hedeften uzaklaştıracak mı? Bence uzaklaştırmayacak. Çünkü bu sene ligde ayrıcalık ligi olmayacağı için birçok puan kaybı görebilirsiniz. Benim düşüncem bu. Eskisi gibi hani kırmızı kart görmedim. Ya kırmızı kartı şöyle anlayın işte. Kırmızı kart görmezsen ondan sonraki maçta da oynayabiliyorsun ya, düz mantık. Kırmızı kart cezası olmuyorsun. Bu bütün performansını etkiliyor. Sarı kartlardan sarı kart cezası olmuyorsun. Bütün bu sarı kart, kırmızı kart olaylarında şu anda olan dengesizlik, bu arada şu andaki dengesizliği ben size anlattım. Bunun daha azalacağını düşünerek, federasyon bu konuda yine hakkaniyeti sağlayacağını düşünerek çok iyimserim. Biz susmayacağız, tiyatronun parçası olmayacağız. Sonuna kadar hakkımızı savunacağız ve inşallah bu sistemi, bu yapıyı vura vura indireceğiz. Bizim kafaya koyduğumuz konu budur. Onun dışında da zaten başkanımız da yakın zamanda bu illegal bahis, yok işte illegal transfer ve birçok konuda kapsamlı bir açıklama yapacak. Bunu da söyleyeyim. Kendisi de bunu söyledi. Bu konuyu da Fenerbahçeliler zaten yakından takip ediyorlar. Kamuoyunda takip edecektir. Çünkü başkanımız konuştuğu zaman da biliyorsunuz evet. Konuşur. Derbiyle ilgili neler söylersiniz? Derbi çok önemli bir rakip. Hani Beşiktaş. Ben derbilerde hiçbir zaman avantajlı şu takım gözüyle bakmam. Ne sürprizler yaşandı Türkiye'de, ne şaşkınlıklar yaşandı. Beşiktaş biraz geri kalmış gibi görünse de kadro kalitesi olarak bir kere gayet yüksek. Özellikle ilk 11'i çok tehlikeli. Evet sakatları var, doğru ama iç sahada oynayacaklar. Beşiktaş taraftarı bu arada benim gördüğüm yine çok coşku taraftarlardan biri. Orada maç seyretmek, ara ara gidiyorum ben seyrediyorum. Büyük bir zevk. Yani güzel tarafları var Beşiktaş'ın. Ve o deplasmana gittiğiniz zaman da ilk denize kadar maçı yaşıyorsunuz. O yüzden iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Evet. İnşallah hak eden kazanır.